Her geçen gün gelişen teknoloji çağında beynimizin aleyhine olacak şekilde daha fazlasını yapmak için onu yeniden yapılandırıyoruz. Uzmanlara göre modern yaşam tarzımız sinir yollarını yırtıp atıyor, beynimizi daha yoğun ve daha yavaş çalıştırarak ve orijinal kişisel düşüncemizi sınırlayarak yeteneklerimizin önüne bir set çekiyor. Bu çoklu bağlantılar beynimize giderek daha fazla zarar veriyor ve sonunda daha az üretken bir hale geliyoruz. Bu videoda bilişsel sağlığımızı etkileyen yaşam tarzı alışkanlıkları ve bunlar hakkında ne yapmamız gerektiği hakkında konuşacağız. Daha üretken bir benliğe sahip olmak için beyin sağlığımızı iyileştiren şeylerden daha fazlasını ve bilişsel gerilemeye neden olanlardan da daha azını yapmalıyız. Bu işe günlük alışkanlıklarınızı değiştirerek ve yaygın olumsuz modern alışkanlıklardan kaçınarak başlayın. Hareketsizliğin beyine etkisi. Fiziksel hareketsizliğin elbette vücuda bir etkisi vardır. Hareketsizlik kalp hastalığı, obezite, depresyon, demans ve kanser gibi kronik sağlık sorunlarının gelişmesiyle doğrudan bağlantılıdır. Pek çok insan bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilecek temel hareket aktiviteleri için zaman ayıramayacak kadar meşgul. Yürüme, bisiklete binme, esneme gibi temel fiziksel hareketler bunlara örnek olarak verilebilir. Journal of Comparative Neurology'de yer alan ve hareketsizlik ile zihinsel gerileme arasında bir bağlantı olduğunu öne süren yeni bir araştırmaya göre hareketsiz olmak beyindeki belirli nöronların şeklini değiştiriyor. Düzenli fiziksel aktivite bilişsel olarak size fayda sağlayabilir. Daha iyi hafıza ve öğrenmeyi destekler ve tıbbi olarak beyin kimyasallarını arttırır. Egzersizin faydaları modern dünyamızda bilinen bir gerçektir ama asıl önemli olan ilgili bilgilerin uygulanmasıdır. Aşırı bilgi yüklemesi, beynin gereksiz şekilde aşırı uyarılmasına yol açar. Elektronik postaların, sosyal güncellemelerin ve aldığımız bildirimlerin muazzam hacmi beyin sağlığımız için ezici olabilir. Çoğu insan için bu gereksiz ve fazla bilgi gün içinde zamanının çoğunu tüketir. Yönetilmezse sürekli içerik akışı strese neden olabilir ve stres sonucunda aşırı yüklenmeye sebep olabilir. The Economist'ten Schumpeter, aşırı bilgi modern yaşamdaki en büyük rahatsızlıklardan biridir diye belirtiyor. Beyninizi her gün en üst düzeye çıkarmak için gün boyunca bilgileri filtrelemek için daha iyi araçlar ve ayarlar kullanın. Medyayı nasıl tükettiğiniz konusunda daha bilinçli olun. Beyninizi gereksiz bilgileri görmezden gelmeye hazırlayın. Gününüzü bu ilkeleri göz önünde bulundurarak düzenlediğinizde beyninizin verimliliğini büyük olasılıkla önemli ölçüde arttırmış olacaksınız. Unutmayın ki karar verici olan elektronik aletler değil, sizsiniz. Çok uzun süre oturmak. Uzun süre oturmak sağlığımız için yapabileceğimiz en kötü şeylerden biridir. Kaliforniya Üniversitesi'nin yeni bir çalışmasına göre daha hareketsiz olan kişilerin hafızayla bağlantılı beyin bölgelerinde incelme yaşandığı belirtiliyor. Araştırmacılar, oturmanın sadece fiziksel bir sağlık riski olmadığını, aynı zamanda nörolojik bir risk olduğunu da keşfettiler. Yazarlar makalelerinde şöyle yazıyorlar: hareketsiz davranışın beyin yapısının özellikle temporal lob kalınlığının daha önemli bir belirleyicisi olması ve daha yüksek seviyelerde bile fiziksel aktivitenin uzun süre oturmanın zararlı etkilerini dengelemek için yeterli olmaması mümkündür. Temporal lobun beyinde konuşma, hafıza ve işitmenin de dahil olduğu birçok görevinin bulunduğu da bilinmelidir. Orta derecede yürüme, çalışırken ayakta durma, her seferinde sadece 10 dakika bile olsa ayakta toplantılar gibi müdahaleleri benimseyerek yaptığınız oturma miktarını önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Daha az oturma en nihayetinde daha fazla hareket etme fırsatı sunacaktır. Ekran süresinin tamamı zihinsel ve duygusal sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Günümüzde yüz yüze etkileşimlerin yerini giderek daha fazla dijital araçlar alıyor. İnsanlar internette her zamankinden daha fazla zaman geçiriyor.
ruh sağlığı ve ebeveynlik alanında uzman lisanslı bir psikoterapist olan Tom Kersting, ekranı olan her şey, televizyon, telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, video oyunlarında geçirdiğimiz zaman ekran süresini oluşturup, uyanma saatlerimizin çoğunluğu bir ekrana bakmayı gerektiriyorsa, o zaman bunun çok daha fazla olduğunu biliyoruz, diyor. Yüz yüze görüşme beyniniz için inanılmaz derecede faydalıdır. Michigan Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, başka bir kişiyle günde sadece 10 dakika konuşmanın bile hafızayı ve bilişsel kabiliyeti geliştirdiğini buldu. Psikologlar Oscar Ybarra, Eugene Bernstein ve Piotr Winkelmann çalışmamızda sosyalleşme, hafızayı ve entelektüel performansı arttırmada daha geleneksel olan zihinsel egzersiz türleri kadar etkili oldu diyorlar. Gerçek kişisel etkileşim eksikliği, beynin daha iyi bağlantılar kurma fırsatlarını sınırlar. Ayrıca beyin sağlığının azalmasına önemli ölçüde katkıda bulunan yalnızlığa ve depresyona da yol açabilir. Tüm gün ekranlara bakmak gözlerinize, kulaklarınıza, boynunuza, omuzlarınıza, sırtınıza, bileklerinize ve ön kollarınıza zarar verebilir. Aynı zamanda iyi bir gece uykusu almayı da engeller. Uzmanlara göre aşırı ekran süresinin zihinsel yeteneklerin yanı sıra duygusal refah üzerinde de olumsuz bir etkisi vardır. Zararlı alışkanlıklar geliştirmekten kaçınmak için ekranlarla ilgili olarak kendinize net sınırlar belirleyin. Modern hayatta gerçekçi olmadığı için amaç ekran süresinden tamamen kaçınmak değildir. Ancak bir elektronik cihaz kullanacaksanız ona ayırdığınız süre dağılımı konusunda daha dikkatli olun. Kulaklıklarınızın sağlıklı işitme için hayati önem taşıyan kulak parçalarına zarar vermesi şaşırtıcı derecede kolaydır. Dünyanın geri kalanı çok dikkat dağıtıcı hale geldiğinde kulaklığınızı takmak, en sevdiğiniz şarkıları dinlemek ve daha iyi odaklanmak için kendinizi dış dünyadan soyutlamak cazip geliyor. İnsanlar doğaları gereği müzik dinlerken sesi yükseltmeyi severler. Bunun müziğin daha eğlenceli ve daha etkileyici olmasını sağladığını düşünürler. Gürültü önleyici kulaklıklar çağında işitme duyunuza kolayca zarar verebilirsiniz. Müziğinizi sürekli olarak çok yüksek sesle dinlerseniz işitme duyunuza çok büyük zararlar verebilirsiniz. Ancak bu sadece kulaklarınızla ilgili değil. Yaşlı yetişkinlerde işitme kaybı, Alzheimer hastalığı ve beyin dokusu kaybı gibi beyin problemleriyle de bağlantılıdır. Beyniniz etrafınızda söylenenleri anlamak için çok çalışmak zorunda kaldığında duyduklarınızı hafızaya kaydedemez. Bu nedenle kulaklığınızın sesini ayarlayarak işitme duyunuzu koruyor. Bu işitme duyunuzu korumanın ve beyninizin daha iyi çalışmasını sağlamanın mükemmel bir yoludur. Ayrıca kulaklarınıza çok ihtiyaç duyulan bir dinlenme sağlamak için gün boyunca düzenli molalar vermeyi ihmal etmeyin. Yetersiz uyumak beyninizi rahatsız eder. Çoğumuz içinde bulunduğumuz çağın üzerimize yüklediği sorumlulukları karşılayabilmek için bazen uykumuzdan feragat etmek zorunda kalırız. Ama bu uyku yoksunluğunun ciddi kısa ve uzun vadeli sonuçları olabilir. Örneğin vücutta gerçekleşen reaksiyon sürelerinin uzamasına, glikoz seviyelerinin dengesizliğine, ruh halinin kötü etkilenmesine, baş ağrısına, bozulmuş hafızaya ve hormon dengesizliklerine yol açabilir. Son araştırmalar yeterince uyumamanın aslında beyninizi küçültebileceğini de gösteriyor. Uyku beyniniz için kesinlikle gereklidir. Beyniniz uyku sürecinde bilgiyi işler, anıları pekiştirir, nöronlar arası bağlantılar kurar ve zarar gören toksinleri temizler. Uykusuzluk düşüncenizi yavaşlatır, hafızanızı, konsantrasyonunuzu, muhakemenizi, karar verme gücünüzü bozar ve öğrenmeyi engeller. Uyku alışkanlıklarınızı iyileştirmek, beyin sağlığını iyileştirmenin önemli bir yolu olabilir. Yeni bağlantıları ve beynin büyümesini teşvik etmek için kişiye göre değişse de 7-8 saat kaliteli gece uykusu uyumak çok önemlidir. Modern dünyadaki yemek alışkanlıklarımız beynimize zarar veriyor. Dünya nüfusunun artmasının bir sonucu olarak insanların gıda ihtiyaçlarının karşılanması oldukça önem arz ediyor. Paketleme teknolojileri ve ham maddeye ulaşımın önceki yüzyıllara kıyasla çok gelişmesinin bir sonucu olarak yemek endüstrisi 2000 yılından bu yana oldukça hızlı bir şekilde üretim yapıyor. Şirketler
ürünlerini daha ucuza pazarlayabilmek için gıdalarda insan sağlığını hiçe sayarak ucuz ham maddeler ve katkı maddeleri kullanıyorlar. Bu hazır yiyeceklerin organlara verdiği zarar kadar beynimize de olumsuz etkileri bulunuyor. İşte tam da burada sağlıklı bir beslenmeyi alışkanlık haline getirmek gerekir. Mevcut araştırmalar omega 3, E vitamini, magnezyum ve lutein bakımından yüksek bir diyetin beyin hücrelerini koruyabileceğini ve iyi bir beyin sağlığı oluşturabileceğini göstermektedir. Tüm bu söylediklerimin yanında düşüncenizin kalitesi hakkında endişeleriniz varsa beyninize iyi bakmayı öğrenin. Unutmayın ki yaşam tarzınızdaki birkaç basit değişiklik hafızanızı, öğrenmenizi, zihinsel direncinizi ve beyninizin genel sağlığını hiç ummadığınız kadar arttırabilir.